Burada temelde ele alınan konuların başında tabii ki Putin'in ziyareti geliyor. Çünkü Putin'in ziyareti çok büyük bir önem arz ediyor. Biliyorsunuz yakın zamanda Rusya ile sıkıntılı bir dönemden geçtik. Çünkü yani özellikle hem İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin şartlı da olsa bir onay vermesi, öte yandan işte Zelenski'nin ziyareti ve Azov taburlarından 5 generalin anlaşmaya aykırı bir şekilde Zelenski'ye verilmesi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor sözü aslında Putin'i oldukça kızdıran ve Türkiye ile Rusya arasında problem yaratan bir durum olarak karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir gergin bir atmosferde Putin gerçekten bir ziyaret gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi? Bu soruluyordu. Dün tabii Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Ağustos'un son haftasında Putin'in Türkiye ziyareti kesinleşti dendi. Tabii burada bir takım meseleler ön plana çıkıyor biliyorsunuz. Son dönemde özellikle Karadeniz'de ciddi bir anlamda Türkiye'nin savaşa çekilmesi gibi bir tehlike var. Çünkü hem bir taraftan tahıl koridoru anlaşması kabul edilmediği için Türkiye işte NATO müttefiki bir ülke olarak işte kendi garantörlüğünde Rusya'yı dahil etmeden tahıl koridorunu gerçekleştirsin diye bir NATO'nun teklifi var. Bu Türkiye için aslında büyük bir aldatmaca ve savaşa çekme çabası. Çünkü yani Türkiye Rusya olmaksızın Ukrayna tahılını mesela taşıma çabası içerisine girerse ve Rusya'nın bir Türk gemisini vurması ciddi bir tehdit oluşturacak. Öte yandan da işte biliyorsunuz Novorossiysk'in vurulmasıyla beraber Türkiye artık bir gerginlik yaşayacak. Yani bunlar özellikle konuşuldu. Ve aynı zamanda tabii bugünkü konumuzla ilgili olarak da Güney Kafkasya, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği konusu da tabii çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Çünkü burada tabii demin konuşmacımızın da ifade ettiği gibi ciddi bir sıkıntı var. Çünkü bir tarafta Azerbaycan haksız bir şekilde Laçin koridorunu kapatmakla suçlanıyor. Halbuki gerçekte böyle bir durum yok. Bir tarafta da Sengezur Dehlizi'nin koridorunun açılmaması yönünde bir karar var. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda Putin'le bunu da detaylı bir şekilde müzakere edecek. Çünkü burada özellikle son dönemde Ermenistan özellikle devlet başkanı Paşinyan her ne kadar anlaşmaya yakın bir çizgi gütmüş olsa da diaspora ciddi bir baskı yapıyor. Amerika ve Fransa ciddi bir baskı yapıyor. Ve aynı zamanda tabii ki demin konuşmacımızın da ifade ettiği gibi yani onların tabii Dağlık Karabağ diye ifade ettikleri tabii bizim de kesinlikle kabul etmediğimiz o bölgenin uluslararası toplum tarafından yönetilmesi gibi bir şey ortaya çıkartılıyor ve orada da bir iddia ortaya atılıyor. Yani Azerbaycan bu bölgenin yönetimini ele alırsa oradaki Ermenilere zarar verir, insan hakları ihlalleri söz konusu olur gibi aslında hiç de hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir takım argümanlarla ön plana çıkıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi tabii ki konuşuldu ve Putin burada aslında çok önemli bir kilit aktör konumunda gerek Karadeniz'de barışın sağlanması anlamında gerek Ukrayna-Rusya arasında Türkiye'nin ara buluculuğunun kabul edilmesi anlamında gerekse tahıl koridorunun aslında yeniden başlaması anlamında ve gerekse Güney Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasının aslında yapılması anlamında çok önemli görüşmelerin olacağı ortaya çıktı ve Türkiye'de şimdiden hangi argümanları burada savunacağını, nasıl bir diplomatik yol ve metodoloji takip edeceğini ve Putin'le neyi nasıl konuşacağını bu kabine toplantısında görüşmüş oldu. Tabii ki bunun yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, çünkü Türkiye burada enteresan bir şey yaptı. Yani İsveç'in NATO üyeliğine vize verirken biz de Avrupa Birliği ile yeniden ilişkilerimizi başlatalım dedi. Tabii burada aslında Cumhurbaşkanımızın istediği şey yani bizim klasik bildiğimiz gibi Avrupa Birliği üyelik süreci başlasın, devam etsin değil. Aslında Türkiye burada Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesini ve genişletilmesini istiyor ve vize serbestliği istiyor ve aynı zamanda şunu söylüyor. Yani eğer biz NATO'nun güvenliğinden sorumlu bir ülkeysek, NATO'nun ikinci büyük gücüysek, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini de sağlayan bir aktör haline gelmemiz lazım. Dolayısıyla biz NATO'nun güvenliğiyle Avrupa Birliği'nin güvenliğini birleştirelim ve
Ve Türkiye bu anlamda, yani Avrupa'nın güvenliğini sağlamak anlamında daha aktif görevler alsın diye bir talebi var Türkiye'nin. Tüm bunların hepsi bugünkü kabinede konuşulan ve sonuca bağlanan konular olarak öne çıkmış oldu. Teşekkür ederim Hüsamettin Bey. Minnettarım fikirlerinizi düşün.